Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 2000 yılında iki defa kanun değişikliğine gitti. Bu noktadaki kesin kes taviz verilmemesi, kaçak yapıyla ve hobi bahçesi adı altındaki tarım arazilerinin imara açılmasının izin verilmemesi noktasında belediyelere ve özel idarelere görev verdi. Biz bu noktada daha önce Tarım Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ ve belediye olarak defaatle açıklama yaptık. Yani bu noktada tavrımızın net olduğunu, bu noktada yapılaşmanın doğru olmadığını, kaçak yapıya girdiğini ve işlem yapacağımızı söyledik. Ve depremle birlikte bu doğal olarak bir noktada kontroller biraz zayıfladı. Tabii bizim insanımızda böyle bir gevşem olduğu zaman mantar gibi çoğalıyor. Bu noktada biz yine aynı kararlılıktayız. Sonuçta burası ruhsata, mevzuata uymayan, izinsiz olan her yapı mevzuat gereği kaçak yapıdır ve yıkılması gerekiyor. Bir belediye başkanı açısından en zor iş yıkmak. Yani birisi kendi yapan kimse bunun mevzuata uygun değil, belediyeden izinsiz, işte il özel idareden izinsiz demiyor. Ya belediye başkanı geldi benim yaptığım yeri yıktı diyor ama biz sonuçta şehrin ortak menfaatini, şehrin ortak hukukunu korumakla mükellefiz. Bu şehirde yaklaşık 370 bin hemşerimiz, merkez olarak söylüyorum, 370 bin hemşerimizin hukukunu, hakkını korumak, onların daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir bir çevrede geleceğe taşımak bizim asli görevimiz. Aracılar doldu taştı algısı oluştu şehirde doğal olarak ama bizim 4 Eylül Barajı'nda öyle bir durum yok. 4 Eylül Barajı'nın doluluk oranı %12'ler civarında, sıfır noktasındaydı. Bu yağışlar ve kar suyuyla birlikte %12 seviyesinde doluluk oranı var ama diğer proje Pusat Özen bağlantı hattı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Eylül ayı gibi 50 kilometrelik projenin tamamı bitmiş olacak. Bir daha bu noktadaki su sorunu yaşamayacağız. O bağlantıyı sağladıktan sonra şu anki mevcut suyumuz bizi sene sonuna kadar barajdan hiç Pusat Özen'den su almasak dahi yıl sonuna kadar gelmişti. Beydilli Barajı'nın yapımının uzun süreceği göz önüne alınarak o bölgedeki suyu farklı yöntemlerle yeni bağladığımız hatta getirerek 4 Eylül Barajı'nı en azından doluluk noktasında belli bir noktaya getirmeyi arzuluyoruz. Bu ihalenin içerisine dahil ederek bunu yapma planlamamız devam ediyor. Bu noktada da yeni bakanımızla inşallah önümüzdeki süreçte görüşerek o projeyi de Pusat Özen su hattı projesine dahil ederek Sivas'ı orta vadede bu su sıkıntısından kurtarmamız lazım. Anıtlar Kurulu'ndan onayını bekliyoruz. Onlar da bittiği zaman onu da ihale ederek tamamlamayı arzuluyoruz. Altyapı ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız. Bizim amacımız, planlamamız Cumhuriyet'in 100. yılına 29 Ekim 2023 yılına kale projesini tamamlamaktı ama malum pandemi süreci, daha sonraki dünyadaki ve ülkemizi etkileyen ekonomik dalgalanma ve deprem nedeniyle bir uzama oldu ama inşallah 2024'te bitirecek şekilde kale projesini takip ediyoruz. Bu noktada çalışmalar biraz kamuoyunda da yansıdığı şekilde yavaş gibi görünüyor ama 3-4 çalışma var. Kazı ihalesi bir taraftan gidiyor, yapım ihalesi bir taraftan gidiyor, Anıtlar Kurulu'ndaki izin süreci bir taraftan gidiyor. 3-4 kurumun birlikte koordinasyonuyla yapılan bir proje olduğu için sanki biraz yavaş gidiyor algısı var ama gecikme var mı var ama inşallah rutininde projeyi şehre kazandıracak. Hızlı trenle birlikte kale projesi Sivas'ın turizmi ve sosyal kültürel açısından önemli bir proje haline geldi. Gök medrese, kale projesi, Ulu Cami ile birlikte birbirine bağlantıyı açacak şekilde açtığımız zaman sadece insanların o ecdat yadigarı gök medrese ki karşısında Aziz Vilas Türbesi ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyor. Kazısı bitti Aziz Vilas Türbesi'nin etrafında. Şu anda proje Anıtlar Kurulu'ndan proje onayı geldiği zaman hızlı bir şekilde yapıp açmayı planlıyoruz. Yine Kızılırmak projesi, şehrin uzun yıllar konuştuğu, uzun yıllar gündeminde bulunan bir proje. Kızılırmak projesi ile ilgili ne yaptınız diye sorarsanız, biz en önemli kısmını tamamladık. Neydi o? İmar uygulamasıydı. Projenin uygulanacağı alanın da mülkiyet sorunu vardı. Yani proje oradaki vatandaşa ait arazi üzerine sonuçta ya kamulaştırarak yapacaksın ya imar uygulamasıyla yapacaksın. 4 milyon metrekarelik oradaki alanı, projenin uygulanacağı alanı imar uygulamasıyla birlikte bitirdik ve mülkiyetini, tapusunu belediyeye çıktı. Bundan sonra inşallah etap etap projeyi hayata geçireceğiz.
Yani bu yıl başlayabilir miyiz? Başlarız dersek tam doğru söylememiş oluruz. Planlamamız var, Recep Tayyip Erdoğan bulvarının sol tarafında bir iki projeyi başlatalım diyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunu netleştireceğiz. Ama eğer biz bu dönem, zaten bu dönemde bitmez, bir dahaki dönemde bitmez Kızılırmak projesi. Bütçesel olarak da çok çok büyük proje. Ama dediğim gibi elinizde bir projeniz var, çok güzel proje. Bütçeniz de var ama projeyi uygulayacağınız alan, arsa size ait değilse bu projenin hiçbir anlamı olmuyor. Biz olayın imar kısmını, mülkiyet kısmını çözdük. İnşallah bu dönem, bu yaz bir etap başlayarak önümüzdeki dönemlerde şehre nefes aldıracak farklı bir projeyi hayata geçireceğiz. Sadece orayı rekreasyon alanı olarak görmüyoruz. Şehrin ayrı bir yeni bir cazibe merkezi olacak, ticari alan oluşturacak, yeni bir Sivas oluşturacak bir proje inşallah bittiği zaman Sivas'a değer katacak. Yine teşekkür ediyorum her programda bize destek verdi. Onun desteğiyle ilgili oranın mülkiyetinin belediyeye geçirilmesi ve oranın bir sanatkarlar sokağı olarak düzenlenmesi projemiz vardı. Şu anda devir işlemleri son aşamaya geldi. İnşallah devir işlemi bittiği takdirde ki ora belediyemize bila bedel tahsis edilecek. Yani bir bedel ödemeden bakanımızın desteğiyle şehrin ticaretine, ekonomisine, turizmine kazandırılacak bir projeyi hayata geçireceğiz. O projeyi önemsiyoruz ve hızlandırmak istiyoruz ama belli bu deprem her şeyi etkilediği gibi bizim projeler de ister istemez etkiledi ama belli bir noktaya geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte devrini tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde projeyi uygulamaya geçireceğiz. Yine o projede yüksek hızlı trenin başlamasıyla birlikte şehir açısından önemli bir proje oldu.